You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan Karakin'deyiz ama sanırım Karakin'de gerçek adamların olduğu maça düştük. Bu bence baya kötü. Bu arada videomuza geçmeden önce açıdan birer tacık like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimi açtıkta yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi böyle bir Karakin'ciğimiz var. Bu yeni güncelleme ile birlikte bütün cihazlara gelecek. Hani haberiniz olsun. Şimdi maça bindik, Karakin haritası bu şekilde falan, böyle küçük işte buradan bir şeyler gösteriyor. Bu yazıyı sanırım kaldıramayacağız. Harita bu şekilde, Livik ile aynı boyda sahip diye biliyorum. Hani 2x2 diye biliyorum bu haritanın boyutunu. Ben mesela şuradan nereye gideyim? Basara'nın arkasında bir ev var. Şuraya gideyim mesela. Hani burada da büyük ihtimalle Livik'teki gibi 450 metre kuralı vardır diye biliyorum ben. 450'ye yakın bir şekilde atlayacağım. Bu arada nedense havada çok erken paraşüt açılıyor. Onu sizlere söyleyeyim. Hani Livik'ten baya çabuk açılıyor. Hani çizgi, soldaki çizgi yarıya gelince açılıyor. Benim işaretlediğim yerde sanırım buraymış. Bakalım buradan ne çıkacak. Şöyle atladım. Hemen yürüyorum. Kapımızı açalım bakalım içeriden ne çıkacak. Thompson çıktı, M4 çıktı. Bence baya güzel loot verdi ha. Direkt böyle atlayıp çıkmayın falan. Bence iyidir aga. İdare eder. Mesela şu görmüş olduğunuz duvarlar C5'le patlatılan bile duvarlardan. Birazdan C5 bulursam sizlere onu da göstereyim. Hani o duvarları eğer isterseniz patlatabiliyorsunuz. Ben şöyle şuradan loot'a da bakayım bir yandan. Sesini de azıcık oynatacağım. Buradan mesela yine bir Scar falan buldum. Bir C5 bulursak çok güzel olacak. Sizlere C5'i bu modda hani cidden göstermek istiyorum. Bu Karakin'i şey olarak düşünebilirsiniz. Nasıl diyeyim ben sizlere, Miramar'ın Livik versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Hani haritadan kesmişler koymuşlar. Ben hafiften bir loot yaptım fakat C5 falan çıkmadı. Keşke çıksaydı. Sanırım birazcık loot arayıp C5 arayacağım. Haritamızın görünüşü bu şekilde. Mesela hani Karakin'de rank kasılabilir, çimen olmadığı için buradaki şeyleri işte düşük cihazlarda güzel güzel görebiliyorsunuz. Ben şahsen Livik yerine artık Karakin'de rank kasarım diye düşünüyorum. Çünkü Karakin'i bayağı sevenler de var. Mesela Karakin'in aşağılarında mağaralar var. O mağaralardan bir tanesi bulursam hemen oraya girmek istiyorum. Daha sonrasında ise burada bir tanecik mor red zone var. Mor red zone'da evlerin olduğu yerlere atıp evleri patlatıyor. Hani o mor red zone içindeyseniz kurtulma ihtimaliniz çok düşük. Çünkü o red zone direkt evleri patlatıyor. Yani bildiğiniz dışarı değil de evler bombayla patlıyor. Şurada bir tane adam gidiyor ve bu sanırım gerçek, aynı. Kör oldum. Ama gitti, bir dakika, ben onu vuracağım aga. O kaçmayacak buradan. Kardeşim ölümsüzlük iksiri mi içtin geldin? Bekle beni, geliyorum. Bu arada sanırım şu kırılan mağaralardan birini şu anda buldum. Hemen şöyle sana iki daha sıkacağım. Artık da öl yani. Knocket out buradan. Şimdi adının knocket mi ne, onu tam çözemedim ama dur. Şuradan biri daha geldi. Ben bunu da vurdum. Clash Frost falan filan bunu da. Hatta burada da birini vurmuşlar. Keşke bir tanecik C5 bulaydım da sizlere kırılan yerleri gösterebilseydim. Fakat şu an C5'im olmadığı için kıramıyorum. Mesela şunun altını kıracağız birazdan. Ben bir C5 arayacağım bu arada. Burada da o mağaranın çıkışı var. Keşke bunlar mermiyle falan kırılsa ama hani mermiyle kırılmıyor. Sadece C5 işe yarıyor. Aga C5 attı adam. Bir dakika. Manyak mısın? Bir dakika, C5 attı. Bu gerçek. Neredesin sen? Bir dakika, C5 attı aga. Bu içini kırdı bunun. Bir dakika, bu adam bu arada şakaya gelmeyecek. Anlaşılan gerçek bir adam. Dağdan da arkadaşı geliyor. Bilmiyorum, arkadaş da olmayabilir de. Okey, bu adam gerçek. Biz buna karşı ne yapacağız? Hayır, bir de burada benim hassasiyet yok, bir şey yok. Adam oğlum kafama bomba atıyor ya. C5 attı lan. Oğlum manyak mısın? Nereden buldun o kadar C5 sen? Bir dakika, ben sana geleceğim. Öl. Sen nereden o buldun o C5'leri? Doğruyu söyle. Var mı başka çantanda? Aga başka da yokmuş be. Kalmış, patlatmış hepsini. Arkadaşlar şu an bana bir C5 attı. Taşa attı ama taşın arkaya işlemedi. O eğer o işleseydi ben zaten öldüydüm ben direkt. Bunun içini patlattı büyük ihtimalle. Bakayım, içini patlatmamış ya. Bu arada bir tane de yeni bir keskin nişancı var. Hemen sizlere onu da alıp göstereyim. 7.62 ile çalışıyor. Çömermisini değiştirsin. Sana bir tanecik bir vurabilir miyim? Biri geldi. Yine biri geldi.
Hayır, bu kadar adam gelmesi normal mi? Ne bileyim, bir tık fazla geldi. Şimdi sizlere bu yeni gelen silahı göstereyim. 5N'ye geçtiğimizde şöyle bir tanecik silah var. Bunun adı Kar98 değil. Hani Kar98 diyecekler olacak, fakat bu Kar98'in Winchester'la birleşiminin bir silah. Şöyle bir silah. Mesela şurada bir tanecik adam var. Görebilirsem sıkayım. Sesi falan böyle hani. Değişik bir sesi var. Yeni Kar98 daha doğrusu bu. Ha, biri sıkıyor, biri sıkıyor, biri sıkıyor. Sıkma, sıkma. Ayıp kardeşim, bak ayıp. Sıkma. Bir dakika. Gördüm ben seni. Bak şimdi bana. Bak, betadayız falan ama kassa da vuracağım herhalde. Saymadı. Bir daha bak. Bir daha bak. Hadi bir daha bak bana. Sıkmıyor aga silah. Body. Tamam, mermi değiştireceğim. Mermi bitti. Hayır, bu silah body'ye de ne kadar vurduğunu bilmiyorum açıkçası, hasarını falan. 2 level kaska tek atıyor mu? 1 level'e tek atıyor mu? Hiçbirini bilmiyorum. Bak bir daha. Aga, bu silah tek atmamak için yapılmış sanırım. Okey, HS'ye tek attım. İnşallah C5'i vardır. Gören hani C5 atıyor. Bu arada arkadaşını da gördüm. Kanka bak şimdi şöyle bir şey var. Betadayız da. Çinli bir tane adam var. Okey. Çinli. Tamam. Ferdi bunu beğendi. Okey. Gene C5 attı ya. Oğlum manyak mısın? Ben sabahtan beri C5 arıyorum. Göster. Ha, inşallah C5'im vardır ya. Ver artık da. Bir tane de ben patlatayım. Ben hariç herkes C5 patlattı. Aha, 3 tane buldum. Oy, 3 tane C5. Aga, bir şey diyeyim mi? Acayip güzel oldu. Hemen ben bir tane kırılan şeye gideceğim. Bence hani bu yeni gelecek karakinde rank kasılır diye düşünüyorum. Çünkü arazisi baya baya güzel ve birçok insan da seveceğini düşünüyorum şahsen. Şuna güncelleme gelmiş mi? Yok, gelmemiş. Şuradan mesela ben şunun içine geleyim, yavaştan gireyim sizlere, onu da göstereyim. İnşallah içine pusan falan biri olmamıştır. Hani nasıl 10 kill aldım onu da bilmiyor. Cidden bilmiyorum. Hemen buraya geliyorsunuz. Bir tanenize C5 alıyorsunuz, tamam mı? Buraya şu C5'i yapıştırıyorsun. Böyle, ondan sonra kaçıyorsun böyle. Hani hasar yemek istemiyorsan azıcık uzaklaş. Bum dedi ve patladı. Şu an burası açıldı. Buradan aşağıya giriyorum. Böyle merdiven falan filan var. Girdim, girdim, girdim. Bunun aşağısında bu arada cidden güzel lootlar koyuyorlar. Hani yukarıdan daha güzel lootlar diyebilirim. Hani burayı saklıyorlar. 2 set falan işte, M4. Burada bir C5 daha buldum. Stick bomba diyor ama C5 bence daha havalı. Yani C5 aga. Buradan iniyorsun, iniyorsun, iniyorsun böyle, koş 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 koş. Tam çıkacağım fakat bir tane kapı olması gerekiyor sanırım burada, hani bildiğim kadarıyla öyle olacak. Orayı kırıp çıkacağız, fakat şu an sadece bence yer altını lootlasanız var ya, ömrünüz biter bence. Acayip güzel loot koymuşlar. Şimdi bir tane mesela şurada duvar var, tamam mı? Bu duvar sanırım kırılan duvardan, aynen. Bir dakika, kırılan mı bakayım, değilmiş. Mesela şuraya C5 attım, size patlama efektini de göstereyim akıcıda. Böyle telefon, eski telefon zil sesi var ya, onun gibi ötüyor, onun sonra patlıyor. Bence yer altındaki sığınaklarda baya baya güzel loot var. Fakat şöyle bir olay var. Bu kapının çıkışı yok mu? Hani ben girdim geri çıkamıyorum falan. Sanırım buradan çıkacağım. Oradan değil de buradan çıkacağız gibi duruyor. Aynen, burası kapalı. O zaman ben şimdi bir tane buraya C5 atacağım. Yapıştı aga. Şöyle kaçıyorum. Bekliyorum kırılmasını. Patla. Güm. Bir şey diyeyim mi? Zil sesi çok iyi. Harbi diyorum. Ve şu anda bu alanda 6 kişi kaldı. Bence bu kadar oynamışken hani yeni gelecek karakinde de betadayken bir win alalım burada botlar varken. İleride çünkü adam da olacak. Şöyle hemen boostumuzu da fullleyelim. Şimdi 5 tane adam kaldı. Ben 5 tane adamı hızlı bir şekilde arayayım. Çünkü hani adam vurmak istiyorum şahsen. Bu arada şurada da bir kapı buldum. Bu büyük ihtimalle o yeraltı sığınağına falan gidiyordur ama yine de bir patlatmak istedim. Eğer oraya gidiyorsa girmeyeceğim. Patla. Güm. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel patlıyor. Aga, bu ne? Aa, daha harita item yapamamışlar işte. Okey okey. Bir tane böyle kapı var ama kapı yok. Tamamdır. Hemen şuraya da bir tanecik drop düştü. Ona doğru gideyim. Büyük ihtimalle 4 tane adam kaldı. Hani oraya gelirler. Peki PUBG Mobile Beta'da şu an bir tanecik AM bulmam yok mu bu droptan? PUBG yapar mısın bize öyle bir güzellik? Aa, şeyi de buldum. Okey okey okey. Dur bir dakika. O şeyi almam lazım. Şunları at aga. At 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 at. At at, çantayı boşalt. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir füze var. Ama bunu gösteremeyeceğim sanırım. Çantayı alırsa, ne kadar yer kaplıyorsa artık, hani şu anda çantamı alamıyorum. Gelmiyor. Sanırım şu silahın birini atmam gerekiyor onu almak için.
He, PUBG Mobile şu anlık kapatmış arkadaşlar. Hani bunu aldırtmıyor. AVM'yi alabiliyorsun. Hatta AVM'yi de alabilmiyorsun. Drop bozuldu aga, ne alaka? Bir dakika, bir daha girdim. Drop bozuk. Hay şansıma tüküreyim ya. Loot alamıyorum. Bir tane adam gördüm ve geliyor. Aynen. Gel 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 gel. Aga kör oldum. Silah aşağı inmiyor yattığım için. Taşta cover mı aldı o cidden? Kaçıyor. Tamamdır. Ya bir de şimdi şöyle hem bahane üreteyim de hemen bir tane 170 MS'imiz var. Bu arada belki aklınızda kalmıştır diye söyleyeyim. Oh, şeyin içindeki roket hani bildiğiniz ağır silahtaki roketin Karakin versiyonuymuş gibi düşünebilirsiniz. Onunla hani araçlara falan patlatabiliyorsunuz ve cidden çok çok havalı bir şey o ya. Acayip güzel. Aha da şuradan birini daha gördüm. Silah inmiyor inmiyor. Pota Jagger diye bir Arap vurdum. Arap. Ya hassasiyet ayarlarım olmadığı için hani birazcık bahane üreteceğim. Çok güzel kör ediyorum sizi şu anda biliyorum ama hani bahanemiz olması lazım. Acaba son adam nerede? Ben böyle heykel gibi duruyorum ama hani o da gerçek çıkıyormuş falan beni vuruyormuş, çok kötü olur be. Hala son adam çıkmadı bu arada, ben arayacağım bunu artık. Cidden nereye yattı yılandan sadece şu an onu merak ediyorum ya. Hani şu kadarcık şeydi. Adam yok bak, her tarafa bakıyorum. Acaba labirentin altında falan kalıp labirent diyorum, şu yer tünellerinin altında kalıp AFK falan mı kaldı? Yoksa Karakin'in bugunu mu buldu? Çünkü şu alanda bir tane adam olması gerekiyor şu anda ve ben bulamıyorum. Acaba Karakin'de alan vurmuyor da bu adam alan dışı mı takılıyor diye bakacağım. Yo vuruyor. Abi sen nereye gittin? Sorma sahip. Cidden bak şu an tek adam var ve bulamıyorum. PUBG botu yollamayı unuttu sanırım. Bir şey değil mi? Benim aklıma takılan tek şey var. PUBG bot yollamayı unuttu herhalde. Bu alan böyle kalacak. Adam yok çünkü. Ne alan dışı ölüyor, ne adam çıkıyor. Ve şu an hani burada yok aga, adam yok hani bak. Sol bu kadar, sağ bu kadar. Adam yok. Hani bildiğiniz adam yok. Ya baksana adam yok. Hani kendim ölsem adama film verdireceğim yani. 15 saniye sonra bu alanda kapanıyor bu arada. Hani burada o kadar şey yok Angel gibi. Arkadaşlar sanırım Karakin'de de kit basarak win almak vardı derken sonunda öldü, şükürler olsun ya. Az daha kit basacaktım. İyi iyi, 12 kill 1620 hasar. Sanki gerçek gameplay atmış gibiyim ha. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Benden bu kadardı. Sizlere elimden gelecek, yeni gelecek olan Karakin'i göstermeye çalıştım. Drop'taki silahı alamadım. Alabilseydim roketle gösterecektim ama olmadı. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum cidden. Bay bay. Scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change.